Maç sonrasında OVCD oyuncularından Samet ve Bilal'le birlikteyiz. Samet, iyi bir galibiyet, farklı bir skor yine. Neler söyleyeceksin galibiyet hakkında? Yükselen formumuz devam ediyor. Bundan önce bir ufak kaybımız olmuştu fakat liderliğimize devam ediyoruz şu an kendi konferansımızda. Averajımızı da geliştirmeye devam ediyorduk. Sezon geçmiş sezonda göre daha iyiyiz. Konferansımızı en üst sırada bitirip güzel playoff'a en üst turdan başlamayı hedefliyoruz. Kadromuzda en iyi tatan arkadaşlar var. Bize misafir olarak gelen Mehmet Can arkadaşım öncelikle ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlk maçıydı, bize bir uyum süreciydi. Rahat bir galibiyet oldu. Rakibin de ayaklarına sağlık. Geri kalan maçlarda başarılar diliyorum. Buradan da bu galibiyeti daha bugün şu an memlekete dönmüş olan nişanlıma armağan ediyorum. Ona armağan olsun. Eğer peki söyleyecek olan Ukin arkadaşım başka sözü varsa söylesin. Yoksa çok teşekkür ediyorum. Peki Bilal. Ayaklarına sağlık. Çok güzel maç oldu. Çok teşekkür ederim. Bilal, sen bir şeyler söyleyecek misin? Rakip takımına ayağına sağlık diyorum. Arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Bu kadar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Eryaman takımının kaptan Arda, Enes ve Batu ile birlikteyiz. Kaptan, senle başlayalım. Maalesef farklı bir mağlubiyet var. Neler söyleyeceksin? Farklı bir mağlubiyettense ben rakibin olduğu pozisyonda hak ettiğini düşünmüyorum daha doğrusu. Yani bence biraz daha arkadaşlarımız daha özverili oynasaydı, daha konsantre olsaydık kazanabileceğimizi düşünüyorum. Kendi adına da öyle konuşması. Ya maçtaki hırsımızı sahaya yansıtmak tabii ki bence en doğal hakkımız. Bunda hakemin daha tutarsız davranışlarını gördük diyebiliriz. Birkaç pozisyonda da bence kural hatası yaptım. Maçında tekrar dinle durumu olabilir. Bunun için İFAB'a başvuracağız. Gerçi ülkemizde İFAB veya adalet neyse. Kaptanım, sen peki, teşekkür doğru ederiz sana yorumlar için. Enes'i dinleyelim. Şimdi bugün güzel mücadele verdik takımımıza. Öncelikle tebrik ediyoruz. Öncelikle yeni bir takımız ve bu mağlubiyet olabilir. Buna zaten hazırdık, bekliyorduk ama iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yapmamız gereken daha çok iş var. Kalecimiz bugün voleybol adına her şeyini sahaya koydu, her şeyini kattı. İyi bir voleybolcu kendisi. Sağ açık ve sol açığımızı bir tanesiyle Sıhhiye'yle tanıştık. Öbüründe 06 pavyonun önünde bekliyordu kendisi. Onu da oradan bulduk. Eksik çıktık maça birazcık. Stoper'de oynayan arkadaşımız zaten Türkçe bilmiyor. Onunla anlaşmada güçlük yaşadık. O yüzden ama iyi olacağız inşallah. Biz şansımızı bundan sonra voleybolda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Özellikle kalecimiz zaten voleybol starı. Kendisini sözü ona bırakıyorum. Peki ayrıca Enes, alkışlayalım, tebrik ederim. Enes, peki hani bunları anlattın ama sana golünü soralım. Çok güzel bir gole imza attın. Hani ona bir de yorum yapmanı bekliyorum senden. Attığım golü öncelikle bana armağan edeceğim kişi kendisini biliyor. Bu gol ona armağan olsun. Ayrıca bugün ablamın doğum günü. Ona da hediye olarak gönderiyorum. İki kıza birden gönderdim. Biri ablam, biri kendisi biliyor zaten. Peki. Buradan teşekkür ediyorum. Ben tekrardan teşekkür ederim. Yaşam. Batu, sen neler söyleyeceksin? Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Hani voleybolcu falan diyorlar ama hoş bir şey değil bence. Yani şimdi bir dakika. Ya biraz da şey oldu. Değişik oldu. Yani gerçekten güzel koordineli oyun kurdular. Hani defansı çok açık verdik açıkçası. İşte iyi mücadele etmedik. Batu, manşet vuralım. Sen de. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.